Aşağıdakiler hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Şimdi imza kartonlarında tek düze bir yaşamın ellerinde tutsam tek düze doğru yazılmış arkadaşlar. B şıkkında özlemin bir akşam gölgesi benden başlayıp ta uzaklara kadar gidiyor. Ta sözcü burada bağlaç ya da herhangi bir haleki değildir. O yüzden doğru yazılmış mesafe bildiriyor. C şıkkında ant içmek arkadaşlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış. Yanlış olan cevap C şıkkıdır. Yani aradığımız cevap yanlışlık olan cevap C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. Var mı? Yok arkadaşlar. E şıkkında var mı? Pantolon doğru yazılmış. Başka da bir herhangi bir var mı? Yok arkadaşlar. Aradığımız cevap C şıkkıdır. Ant içmiştik ayrı yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bahçedeki sünbül. Sünbül arkadaşlar MN değişimiyle sümbül şeklinde yazılır. Burada hata var arkadaşlar. Cevap A şıkkıdır. B şıkkında apartman doğru yazılmış. Bizimki yine arkadaşlar zamir olduğu için bitişik yazılmış. Yarın akşamki derken ki burada yine sıfat olan ki bitişik yazılmış. Doğru. Misiniz ayrı yazılmış. Aynı şıkta doğru. D'de aşktan yana bir derdi yoktu o gencin. Bu da doğru. E şıkkında yavaşça yerinden kalkıp kürsüye geldi. Burada da yazım yanlışı yok. Burada noktalama yanlışı var. Kalkıp sözcüğü zarf fiildir. Zarf fiilden sonra virgül ne zaman getirilir? İki tane zarf fiil peş peşe olursa aralarına virgül konur ama burada sadece bir tane zarf fiil olduğu için buraya virgül konmaz. Burada noktalama yanlışı var. Biz ise yazım yanlışı arıyoruz. A şıkkında sünbül değil, sümbül olacak. Cevap A şıkkı olacak. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. Başarı umulandan üstün olunca mutluluğuna diyecek yoktu. Yok. B insana zamanı da günü de unutturan tipili bir gündü. Bakın bu cümlede da ve de bağlaçtır. Bağlaç oldukları için ayrı yazılmış. Doğru. C. Düşmana karşı duran kuvvetler burada iki grupta toplanıyordu. Bakın burada derken da orada yine bulunma halidir. Bitişik yazılır. Doğru. D. Salih'in onunla baş başa kalması hala bir merak meselesiydi. Baş başa ikileme. Baş başa ikilemesi ayrı yazılır arkadaşlar. O yüzden aradığımız cevap D'dir. E şıkkında da herhangi bir arkadaşlar yazım yanlışı yoktur. Cevap D'dir. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Hastalar şikayetlerini başhekim. Nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Arkadaşlar B şıkkında baba yiğit nasıl yazılır? Bitişik yazılır. C şıkkında arkadaşlar bir takım ansiklopediye bu para verilir mi? Burada bir takım sözcüğünden daha önce bir söz etmiştik. Bir takım sözcüğü herhangi bir anlamında bilinmeyen belgisizlik anlamında ise bitişik yazılır. Ama burada ansiklopedinin takım halinde olduğu, herhangi bir sayıdan oluştuğu, belli bir sayıda oluştuğu anlatılıyor. Bu cümledeki bir takım belirsizlik anlamı taşımadığı için ayrı yazılması gerekirdi. Arkadaşlar bir takım sözcüğü bazı anlamında kullanılırsa bitişik yazılır. Burada bazı anlamında değildir. Ayrı yazılması gerekirdi. Cevap C'dir. D'ye bakalım. Birçok insan roman okumaktan çok hoşlanır. Birçok yine bitişik yazılır. Doğru arkadaşlar. E şıkkında bunlardan hiçbirini beğenmedim. Hiçbiri sözcüğü yine bitişik yazılır. Belgisizlik arkadaşlar anlamı vardır. Aradığımız cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar A şıkkında protesto doğru yazılmış. B şıkkında maydanoz doğru yazılmış. C şıkkında lavabo doğru yazılmış. D'de spiker doğru yazılmış. E şıkkında pratik derken pratik yabancı bir sözcüktür. P ile R arasında I ünlüsü olmaz. Aradığımız cevap E şıkkıdır.
Diğer soruya bakalım. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar, A şıkkında herhangi bir yanlış yok. B şıkkında yanlışlık yok arkadaşlar. C şıkkında herhangi bir yanlışlık yok. D şıkkında arkadaşlar yine bir yanlışlık yok. E şıkkında şiirlerin yalnız'ı ayırdığımız zaman bunun kökü yanılmakla alakalı olur. Yanılmakla yalınızın herhangi bir anlam ilişkisi yok. Bunun doğrusu yalın kelimesinden gelmesi gerekiyor. Yalnız olması gerekiyor. Aradığımız cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Yalnızlık arkadaşlar burada yanlış yazılmış. Ayırdığınızda yanılmak alakalı oluyor. Yanılmak ayrı bir şey. Tek olmak, yalın olmak ayrı bir şey. Bu yalnızlığımızla olacak. Yani yalın sözcüğünden gelmesi lazım. Burada yanlışlık var. B şıkkında akşamüstü. Akşamüstü bitişik yazılması gerekirdi. Burada ayrı yazılmış. Bu da hatalı. C'ye bakalım. Apar topar ikilemesi ayrı yazılması gerekiyordu. Bitişik yazılmış. Burada da hata var. D şıkkında bir yanlışım. Bakın bu doğru. Yanılmakla alakalı. Doğru yazılmış yanlışım. E şıkkında ayak üstü derken ayak üstü bitişik yazılır arkadaşlar. Aynı B şıkkındaki akşamüstü kelimesi gibi. Aradığımız cevap nedir? D şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu tekrarı yapmayı ve soru çözmeyi ihmal etmeyelim.